Herkese günaydın. Cuma günü hafif artıyla kapatan bir piyasa gördük. Aslında isterseniz son haftalarda çok ciddi bir değişim yok teknik olarak baktığımızda. Hala Dow Jones'ta net 200 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Artık buralarda maliyetlenmenin ciddi anlamda başladığını görüyoruz. Bu pozitif bir durum. Şurada görüyorsunuz. Üzerinde gidip gelinen bir kısa vadeli direnç var. S&P tarafına baktığımızda keza yine 200 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Nasdaq'a baktığımızda 200 günlük ortalamanın hemen etrafında gidip geldiğini görüyoruz. Russell tarafında da daha önce de paylaşmıştım. Biraz daha zayıf bir endeks söz konusu. Henüz 200 günlük ortalamayı test edebilmiş değiliz. Tabii burada artık geldiğimiz nokta itibariyle biraz daha reel konular tartışılmaya başlanacak. Yani artık tekniğiydi vesairesiydi bir kenara bırakmak lazım. Doğrudan bilanço açıklamalarına, bilançoların ne kadar sağlıklı olduğuna bakacağız. Bugün her ne kadar artık Dow Jones'un içinde olmasa da S&P tarafında yeni bir bilanço açıklamasıyla ciddiye alınacak ilk bilanço açıklaması Alcoa ile beraber başlıyoruz. Daha sonra zaten görüyorsunuz JP Morgan gelecek. Sonrasında önemli şirket sayısı giderek artacak ve nihayetinde Google, Apple, Tesla gibi piyasayı önden götürebilecek veya aşağıya çekebilecek olan göstergelerle karşı karşıya kalacağız. Gün içinde şu andaki temel değerlemelerle piyasaların nerede olduğuna dair bir e-mail atacağım ama önce ufak bir noktayı paylaşmak istiyorum. Bunu hatırlarsanız geçtiğimiz 2 hafta önceki Cuma günü paylaşmıştım. Amerika'daki GDP verisinin içinde, revizyonun içinde yeni bir bilgi yok. Bir bilgi haricinde o da şirket karları demiştim. Şirket karlarında görüyorsunuz bir gerileme olması söz konusu. Daha doğrusu bir daralma olması söz konusu. Bu tabii çok pozitif, hoş bir durum değil ama şurada gördüğünüz üzere aslında son yıllarda özellikle birinci çeyreklerde yaşadığımız yani hiç görmediğimiz tarzda bir gelişme de değil elbette. Ama tabii daha önceki resesyonlara baktığımızda şirket karlarının yine öncü göstergelerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. O nedenden dolayı biraz daha ciddiye alarak bakmamız gereken göstergelerden bir tanesi. Burada tabii ikinci bir noktayı da ekleyerek bakmak lazım. Şunu da koyarsam. Şimdi şurada değişimi görüyorsunuz. Şirket karlarındaki değişimi görüyorsunuz. Burada ise şirket karlarını nominal olarak görüyorsunuz. Şuradaki unsur ki bunu hatırlarsanız GDP mailimde paylaşmıştım. Bunun önemli bir kısmı petrol ve petrolle ilgili şirketlerin karlılık durumundan da geldiğini söylemek mümkün. Ama onu bile çıkartsak neticede ekside seyreden bir karlılık durumu var. Onu da inkar edemeyiz. Ama genel nominal olarak karların seyrine baktığımızda karların seyri hiç de düşük seviyelerde değil. Buradaki hisse senedi piyasasının bence fiyatlayacağı iki unsur var. Bir tanesi evet karların ne kadar düşeceği biraz daha düşeceği kesin gibi çünkü ama ikinci nokta dolar etkisinin artık sönmeye başladığını ISM üzerinden de bunu görmemizden dolayı bundan sonra açıklanacak beklentiler nasıl? Yani yöneticiler, şirketler dolar etkisi geçiyor, petrolün etkisi geçiyor. Dolayısıyla şöyle bir değişiklik bekliyoruz mu diyecekler? Yoksa evet bunlar biraz geçiyor ama yapacak bir şey yok. Hala piyasalar kötü. Ticaret verileri de bunu gösteriyor. Dolayısıyla aşağı doğru mu bir beklenti sergileyecekler? Bence asıl fiyatlanacak olan o. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde takip etmemiz gereken kar rakamları kadar bu açıklamalarında nasıl olacak? Şimdilik 200 günlük ortalamayı düzeltme seviyesi olarak baz alalım. Bu seviye tutunduğu sürece bir problem yok. 2000 15 civarında nasıl bir seyri olacak onu takip edelim diye düşünüyorum. Açtığımız zaman bugünkü ekonomik verilere Amerika tarafından gelecek olan fazla bir ekonomik veri yok. Çin tarafına hemen geçelim. Çin tarafında enflasyon üretici tarafında beklenenden iyi geldi ve burada son aylarda ciddi bir toparlanma görüyoruz. Ancak ağırlıklı demir cevheri, birazdan bakacağım yuan hareketi, petrol vesaire kaynaklı. Enflasyondaki, tüketici enflasyondaki hareket ise tamamen gıda kaynaklı. Gıdanın içinde de domuz eti ve
özellikle taze sebze kaynaklı. Dolayısıyla bu yükseliş hiçbir şekilde %3 hedefi olan Bank of China'yı tatmin edecek olan bir yükseliş değil. Onu not etmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi şurada Yuan'a hemen bir bakalım. Bunun altını özellikle çiziyorum. Geçtiğimiz günlerde de hem maillerde hem videolarda paylaştım. Görüyorsunuz Bank of China gevşetmeyi devamlı olarak sürdürüyor. Çok ciddi bir gevşeme söz konusu. Yılbaşından bu yana da baktığınızda, genel olarak da baktığınızda, oysa Yuan'ın kendi seyrine baktığımızda, dolara karşı seyrine baktığımızda önemli bir gevşeme yok. Hatta aksine sene başından bu yana ciddi anlamda değer kazandığını, ciddi anlamda demeyeyim de hani peg olan bir para biriminde değer kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla eğer dolarda genel bir yükseliş olursa, o zaman hem yuan dolara karşı hem de diğer para birimlerine, sepete karşı değer kaybedeceği için piyasa üzerinde çok ciddi baskı oluşturacaktır. Şu anda kurbağaları kısık ateşte pişiriyorlar. Bu endeksi o yüzden devamlı gösteriyorum. Ama dolar genel bir kuvvetlenme trendine girerse o zaman kısık ateşte pişirmenin ötesinde mangala koymak olacak dünyadaki para birimlerini ve ekonomileri. Peki fiyatlar nasıl fiyatladı? Şurada görüyorsunuz %1,8'lik bir artış var ki aslında 3050'leri geçerse güzel bir rally'nin de başlaması söz konusu olacak. Dolayısıyla bu seviyelerde Şangay'ı takip etmek gerekiyor. Önümüzdeki günlerde likidite açarsam, eğer likiditenin de nasıl seyrettiğini göreceğiz. Bu kalemin hem ekonomik veriler açısından önce olduğunu paylaşıyorum, hem de paranın konut piyasası ve hisse arasında gidip gelmesine neden oluyor. Dolayısıyla yakından da takip etmemiz gereken noktalar olacak. Eğer yukarı hareket devam ederse muhtemelen hisse senedi piyasasında da yukarıya doğru bir kopma söz konusu olacaktır. Not etmek gerekiyor. Pariteler tarafına hemen geçelim. Pariteler tarafında 1.1450 mıknatıs gibi kendisini çekiyor gözüken. O şurada da sıkıştırırsak eğer uzun süredir bu seviyelerde dolaştığımızı zaten bütün traderlar görecektir. Burası kırılacak mı? Açıkçası birkaç tane unsur var her zaman olduğu gibi takip ettiğim. Şurada spread tarafına baktığımızda paritenin tamamen aynı hareketini gösteriyor. Sıkışık durumda. Opsiyonlar tarafına baktığımızda ise çok ciddi bir euro satışı olduğunu görüyoruz. Ama bunun henüz fiyatlara yansımadığı malum. Dolayısıyla çok fazla bir şey de söyleyemiyorum. Uzun süreli böyle sapmalar olabiliyor. Ama şu hareketin euroyu daha aşağıya baskılaması gerekir diye düşünüyorum. Ne zaman harekete geçmek doğru olur? Şu an için baktığımızda kesinlikle satış için erken, hala yukarıya doğru bir baskı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 12.60'lara doğru yaklaşan bir harekette biraz daha ciddiye alabiliriz diye düşünüyorum. Ama şurada da 50 günlük ortalama, 20 günlük ortalama bu seviyelerde destek olarak hareket etmeyi sürdürecektir. CFTC tarafında durum nasıl? Oraya hemen bir göz atalım. Genel CFTC longlarına baktığımızda 2014'ten bu yana, dolar longlarından bahsediyorum, en düşük seviyelere doğru geri çekildiğini görüyoruz. Euro açısından da baktığımızda görüyorsunuz son yılların en yüksek seviyelerine, daha doğrusu 2014'ten, 2014 ortasından bu yana en yüksek seviyelerine yaklaşmış durumda ama hala eksideyiz. Yani euro long pozisyonlar açılmış değil, ağırlıklı olarak shortlar taşınıyor. Dolayısıyla daha yukarıya doğru gitmez demek doğru olmayacaktır. Japon yeni tarafında ne durumdayız? Oraya da hemen bakalım. Japon yeninde önemli seviyeler kırıldı. Şu grafiği açarsa eğer, burada gördüğümüz tarihi long seviyelere çok yakın seviyelerdeyiz. Açıkçası bundan önce bu göstergeye bakarak, yani bu kadar long olma durumunda bir satış gelir beklentisi içindeydim ve 114'lerin üzerini hedefliyordum. Bunun olmadığını, 113 küsürlere kadar ancak çıkabildiğini, ardından da çok net satışlar geldiğini gördük. Tabii şu andaki durum gerek Bank of Japan'i gerekse AB'yi ciddi anlamda zorlayacak bir durum. Şurada gördüğümüz desteğinde altına kaydık. Şimdi baktığımızda şurada gördüğümüz 105'li seviyeler hedefleniyor ki bundan sonraki durum, yani önümüzdeki günlerde
Bank of Japan'in toplantısında çok net bir karar alınmadığı takdirde, net karardan kastım şu olabilir: ya geçen gün paylaştığım gibi perpetual bond'lara geçilir, yani biz artık borcumuzu ödemeyeceğiz, bunu da zaten bilinçaltında biliyordunuz, tahmin ediyordunuz ama resmileştirdik demeleri lazım, veya çok ciddi anlamda hisse senedi piyasalarına girip alış yapmaları lazım. Şu anda Bank of Japan'in veya Japonya'nın başındaki problem ne, dert ne? Şangay'daki toplantıda belli ki doğrudan müdahale edilmeme kararı alındı. Dolayısıyla ya o kararın aksine bir uygulamaya gidilecek, ya dediğim gibi perpetual'lara geçilecek, veya doğrudan ETF falan değil, hisse senedi piyasasında alım yapılacak. Ki aslında en destekleyici olan unsur şu anda, eğer yenin değer kaybetmesini istiyorsak, ki bu Avrupa açısından da pozitif olabilir, Bank of Japan'in yabancı tahvilleri satın almasıdır. Yani yen bas, git yabancı tahvil satın al. Bu ECB açısından da pozitif bir gelişme olur. Bono alımlarını kuvvetlendirici bir unsur olur. Daha doğrusu yield curve'ü daha fazla baskılar. Hem de baktığınız zaman yen açısından pozitif olur. Ama Amerika vesaire veya Çin buna nasıl bakar, onu açıkçası çok bilemiyorum. Buradan metallerle devam edelim. Şu an itibariyle baktığımızda altında kuvvetli bir yukarı hareket olduğunu görüyoruz. Yeniden 1250'lere ulaşmış durumdayız. Bu elbette pozitif bir gelişme. Aşağıya doğru 50 günlük ortalamanın kırılmadığını gördük. 50 günlük ortalama ile beraber yükselen bir altın fiyatı var. Dolayısıyla 50 günlük ortalama destek oluyor. Benim kritik gördüğüm 1190'lar civarı da kırılmadığı, hatta doğru düzgün test edilmediği için altında hala nötr olarak yaklaşmayı sürdürüyorum. Gümüş tarafı tabii her zaman altını çizdiğim gibi önemli. Gümüş biraz daha zayıf ama gümüşte de yukarı hareketin devam ettiğini görüyoruz. Hemen rasyoya da bir göz atalım. Rasyo tarafı hareketin ne kadar sağlıklı olduğunu göstermesi açısından biliyorsunuz takip ettiğimiz bir unsur. Ve maalesef burada baktığımızda, tabii pozisyonunuza bağlı, maalesef de doğru kelime değil ama hala altının liderliğinde bir yukarı hareket olduğunu, tarihi zirve seviyelere çok yakın olduğumuzu, dolayısıyla altındaki yükselişin çok da sağlıklı olmadığını gösteriyor. Bu açıdan hala yukarı hareketi sorunlu görmeye devam ediyorum. 1306 seviyesi kırılana kadar. Son olarak petrole bir göz atalım. Güzel bir yukarı hareket olduğunu gördük. Haftalık bazda ben petrolü beğenmeye devam ediyorum. Şurada görüyorsunuz, orta Bollinger Band'ın üzerine çıkmış durumda. Göstergedeki uyumsuzluk son derece net bir şekilde devam ediyor. Üst banda doğru hareket devam edebilirse eğer, şurada 37.50'lerde de altında bir haftalık kapanış yapmadığını gördük. Yukarıya doğru 43 seviyelerine, 44 seviyelerine doğru banda yapışması gerekiyor. Bu olacak mıdır? Açıkçası şu noktadan itibaren eğer çok ciddi bir kavga çıkmaz ise dondurma konusunun çok da önemli olmayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten dondurulacak seviye Ocak ayının seviyesi, eğer kararda bir değişiklik olmayacaksa, ve Ocak ayı seviyesi zaten tarihinin en yüksek seviyesi. Şu anda baktığımızda herkesin de daha fazla pompalamak isteği içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle baktığımda bir savaş çıkmaz ise, yani daha fazla pompalayalım savaşı çıkmaz ise, muhtemelen dondurma olmasa bile satışların limitli kalacağı düşüncesindeyim. Dolayısıyla böyle baktığımda çok umutsuz değilim. Dondurma kararı çıkmasa bile pozitif bir seyir görebiliriz. Bir ikinci nokta daha var. Şurada görüyorsunuz, kapanış itibariyle, Cuma günü kapanışı itibariyle, yanılmıyorum değil mi? 9'u, yani pardon, 8'i kapanış itibariyle körfün uzun vadesinde de alışların kuvvetli olduğunu gördük. Bu neden önemli veya buna neden dikkat ediyorum? Çünkü genelde şirketler bu fiyatlar kalıcı olmayacak, yakalamışken satalım düşüncesiyle ciddi anlamda hedge aktivitesine giriyorlar. Dolayısıyla körfün uzun tarafının da yukarıya doğru, belki biraz daha zayıf yukarıya hareket ettiğini görüyoruz ama yukarıya doğru hareket ediyor olması pozitif bir durum. Hedging aktivitesinin sönmesi, hedging aktivitesinin yavaş
başlaması da en az aslında ülkelerin dondurma kararı alması kadar önemli, belki daha da önemli bir gelişme. Dolayısıyla uzun vadeli vadeli kontratların nasıl hareket ettiğine bakmamız önem taşıyor diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.